Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arif, bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Zigobee teknik direktör kariyeri videosuyla karşınızdayım. En son burada sezonun sonuna gelmeden önce bırakmıştık. Leicester maçı, Chelsea maçı ve Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi finali maçından sonra Dünya Kupası heyecanı yaşamış olacağız. Şimdi bu bölüm çok kritik çünkü bir tane kupa alabiliriz, iki tane kupa alabiliriz ya da hiç kupa alamayabiliriz. Öyle bir ihtimalimiz var. Çünkü geçen bölümün sonunda 3-2 Manchester United'a karşı mağlubiyet aldık. Son iki maçımız kaldı Premier Lig'de ve 3 puan farkımız var Tottenham'la. Tottenham 85, biz 82 puanız şu anda. Premier Lig'i kaybetsek bile, ikinci olsak bile bayağı bir para ödülü gelecek. O yüzden çok da moral bozmaya gerek yok. Zaten geçen sezon kazanmıştık. Gol krallığında Josep Best şu anda 24 gol attı. Phil Foden 22 gol, Vinicius 21 gol. İki oyuncumuz birden 45 gole katkı vermiş. Best'in ve Vinicius'un üzerinden son maçlarda birkaç gol atmaya çalışalım. Onları attıralım ki Best gol krallığını kaptırmamış olsun. Öte yandan şey diyenler de var yorumlarda. Best üzerinden oynamadığın için Calvert-Lewin'e David de daha çok gol atıyor diye söyleyenler var. Arkadaşlar biliyorum zaten öyle bir şey olduğunu. Ben biraz daha böyle hikayesel olsun diye hani o tarz şeyler söylüyorum. Hani sonradan açıldı, başta gol atamıyordu falan. Biliyorum öyle olduğunu. Sadece biraz daha böyle hikayesel bir şeyler katmaya çalışıyorum. Hemen şöyle bir açık havayı değiştirelim. Eksiğimiz yok. Oha, Ayala 86 olmuş lan. Ayala'yı satıp 86 bayağı para ediyordur. Oo bak, o güzel ha. Ayala'yı satmamız iyi olur. Yerine bir tane böyle dünya starı sağ bek. Neyse hadi başlayalım bakalım. Sondan bir önceki maçımız Premier Lig için. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi finali var. Atletico'nun kadrosuna bakmıştık geçen bölümde. Yine göreceğiz tabii de. Çok fena kadroları var. Final maçı çok zorlu geçecek. Maç öncesi Best'i gösteriyorlar. 24 golle bakmıştık ya, gol kralı. Hemen 2 gol arkasında Phil Foden var. Onun bir gol arkasında Vinicius Junior var. Sondan bir önceki maçımızda rakibimiz Leicester, kendi evimizdeyiz. Şöyle güzel bir 3 puan alalım. Bakalım Tottenham takılacak mı? Bu maçı kazanıp öbür maçı kaybetse yine olur lan. 2 maçtan birini kaybetmek zorunda. Hadi bakalım. Tottenham. Şöyle bir takıl be. Maç onlar başlıyorlar. Bizim ne yapacağımızdan çok Tottenham'ın ne yapacağı çok daha önemli. Biz tabii gerçi Chelsea ile oynayacağız ya sonraki maç. Hani yenmemiz gerekiyor kesinlikle. Yenilirsek zaten gidiyor şampiyonluk. Ama sıkıntı yok. Dediğim gibi ikinci olsak bile bayağı bir para ödülü gelecektir. O para ödülünü alsak da yeterli olur. Ayala ne yaptın? Garre. Garre geçmeye çalışıyor. Justin Chia orada. Şimdi bir dakika. Üstümüze geliyorlar. Dikkat. Dik olun şöyle. Oraya değildi ama olsun. Ne oluyor lan? Aa. Abi çok saçma atalım. Ne? Ne? Neler yaşanıyor? Lan neler yaşandı öyle? Bir ondan çarpıyor, bir bundan çarpıyor. Az kalsın gol yiyorduk. Hemen şöyle bırak. Dominic Calvert-Lewin alamadı. Şimdi Sar ayağından açtı. Bizde kalın o top. Aynen öyle. Yine Justin Che. Bu maça güzel başladı. Şimdi Vinicius'a doğru geçmiyor top. Moreno çekti. Justin orada. Bizde o top. Alamadık topu. Garre. Uzaklardan bir vuruş. Böyle bir ayağının dışıyla vurdu da. Sıkıntı yok. Ersin kurtardı. Hop. Blanco. Ta aşağıya. Best çok geride bekliyorsun. Ne yapıyorsun orada? Ele Hefe. Aha. David de. Yardım David de. Bırak şimdi ortaya doğru. Vinicius'a gitti top. Ayağından çok açtın. Hiç oynayamıyoruz. Şu anda hiç oynayamıyoruz. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Dur bakayım. Yüklen. Yüklen abicim. İbrahim niye koşmuyorsun lan? Heh. Tamam. Son anda. Oy, atamıyordu. Yardır. İbrahim Sangare. Götürüyorsun. İbrahim götür. İbrahim götür. Bırak şimdi. Antonio Blanco. Verdi geri. Simon David'de ve gol. Çok güzel çıktık oradan. İbrahim'in büyük götürmesiyle birlikte, dribbling ile birlikte son anda pasını veriyor Blanco'ya. Blanco'dan geriye doğru David de'nin golü. Biraz uzaklardan yapışırdı ama net gol. Zaten kaçırmaz oralardan. İbrahim. Blanco. Hop, üstüne çekip pasını bıraktı. Bomboş bir şekilde vuruyor topu. 1-0 öne geçtik. Bu çok iyi oldu. Bam. Hiç gelememiştik. Yani dakika 30 falan oldu şu anda. Kaç? Bir dakika. 34. 35 dakikada hiç gelemedik. İlk defa geldik, golü bulduk. Rövaşata. Ya. Hadi be Vinicius. Şöyle bir rövaşata. Hayda. Calvert-Lewin sakatlandı. Sedye mi? Sedye geliyor. Geçmiş olsun. Tam kiralık dönemin sonuna gelirken
Liverpool için çok kötü haber. Burada düşmüş. Bacağından mı acaba? Yani neresini tutuyor? Galiba bacağını tutuyor. Evet, Calvert-Lewin çok kötü bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun diyelim. Alakman'ı oyuna sokalım. Gel Ali. Geçmiş olsun Calvert-Lewin. Büyük ihtimal aylarca yoktur. Çünkü sedye ile falan çıktı. Kiralık döneminde sonuna gelmişti. Diyecek bir şey yok ya. Tam da gol atmaya falan başlamıştı böyle. Ne oluyor lan? Eline çarptı sandım ha. Endidi. Tierney. 2'ye 1 şutlar. Şu ana kadar hiç şut yok. İki takımdan da. Bir kere geldi, golü bulduk. Biraz tabii şey oldu. Hani çok kısır geçen maçta gol atmak çok değerli. Golü de bulduk. Hayır. Hayır Franco. Hadi be. Ersin'den çok güzel kurtarış. Geçen bölümlerde yaptığı hataları telafi etmeye başladı. Ama tabii ki biliyorsunuz yeni sezonda yeni bir kaleci alacağız. Güzel kurtarış. Şimdi hakkı var. Hata yaptığında hata yapıyor diyoruz da. Burada da güzel bir kurtarış. Çekemedik. Ya kapatamadık daha doğrusu. Şimdi Rıdvan girdi araya. Rıdvan bıraktı. Oğlum o Rıdvan değil miydi lan? Blanco muydu o? Az önce engelleyen. Oy, Vinicius çok şık çalım. 46 oldu. Vinicius götürüyor. Götürdü tek başına. Tek başına. Vinicius Junior bir daha çarptı olmadı. David de atsa gol de. Kendi başına o kadar götürdü ya. Biz de. Aha. Aha Vinicius. Bastır oğlum. Yardır. Yardır. Aç yandan bakayım. Sen koşarsın. Sen koşarsın Vinicius. Yardır Vinicius. Götürüyorsun. Girdin içeri doğru. Girdin. Kaldırdın şimdi. Jose Best. Son anda kaleci Leno. Çok yavaş vurdu. O ileri doğru. Justin orada. Kapat geriyi. Rıdvan sen bas üstüne. 60 oldu. Bir gol daha lazım. Rıdvan çok güzel aldı şimdi. Yardır David de. Bırak topu. Antonio Blanco. Blanco'dan aşağıya. Vinicius. Vinicius döndü. Pasını aktardı. Rıdvan bindirdi oradan. Rıdvan'la geliyoruz. Rıdvan bırakıyor. Vinicius'a doğru olduruyor Zola. Leno. Yalnız o top bizde. O top bizde. Yine bir değişik vuruş. Vinicius. Vinicius bıraktı. Şimdi Rıdvan. Rıdvan'dan bir orta. Geçmedi top. Son anda ayak. Tottenham ne yaptın acaba ya? Tottenham şöyle bir yenilsen de. Hadi be. Biz de şöyle bir yakalasak seni. Nasıl olur? Yalnız şimdi şey değil mi? Tottenham yeniliyor bu maçta mesela. Biz yeniyoruz. Puan farkı yok. Son maçta Chelsea. Bizi yenip şampiyonluğu Tottenham'a veriyor falan. Öyle bir şey olmasın da. Chelsea. Bak seni severiz tamam mı? Öyle bir şey yapma da. Bozuşmayalım boşu boşuna. Haydi oğlum. Yardır. David'e bırak şimdi. Simon David de tek başına gidiyor. Bıraktı Ali Akman'a doğru. Ali Akman ve gol. Çok güzel çıktık. Golü bulduk. Ali Akman'ın golüyle 2-0 yapıyoruz. Farkı iyice arttırdık. Artık bu saatten sonra Tottenham'ın ne yapacağı çok daha değerli. Biz maçımızı kazandık. Bakalım Tottenham ne yaptı? Atla abi. Çok çünkü kritik. Bir an önce bakalım Tottenham ne yaptığına. Şu sağ üstte haber falan yok. Yani şeyde de görmedik. Bu gol atınca çıkıyor ya sağ üstte bildirim. O da yoktu. Yani Tottenham'ın ne yaptığını şu an görmüyoruz. Oynamıyorlar da olabilirler. Evet de. Alamadı topu. Ayala. Ayala aradan güzel bıraktı. Best. Yardır Best. Sana gol attıralım çünkü gol krallığında ilerlemen lazım. Best kendi başına at. At oğlum. Ya Leno çıkarttı. Atamadı. Olsun olsun güzel vuruştu. Şimdi bir dakika. Kalecinin etrafına birik. Kaptan Franco. Vurabilir misin kafayı? Arkaya doğru gitti. Justin'e bir vuruş Best'ten olmadı. Vinicius. O dübe. Best vur. Best vuruyor ve gol. Best de golünü attı. 25. Premier Lig golü. Gol krallığında bir gol daha atmış oluyor. Vinicius'un vuruşu direkten döndü ama dönüşünü Best bitirdi. Şurada. Hop. Boom diye bir vuruş. Best'in önüne geldi. O da göğsüyle önce kaldırıp ondan sonra yapıştırıyor. 25. golü. Vay. Sağlara geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Geçen bölüm çok kötüydü formu. Yavaştan yakalıyor da. Ya bir ay yoktu ya. Şimdi antrenmanlara falan geri dönünce iyice kendini bulması lazım. 25 gol. Phil Foden herhalde yetişemez artık ya. Hani
2-3 gol falan atması lazım onun. Best'e yetişmesi için. Altın ayakkabıyı Best alacak büyük ihtimalle. Bu sezon hak etti bu arada genel olarak. Çünkü sürekli onun üzerinden gittik. Alması da gerekiyordu ama önümüzdeki seneler böyle olmaz büyük ihtimalle. Yani takım daha çok dağılır. Franco. Hayda. El var hocam. Hocam el yok mu? Scarlett geliyor. Justin niye durdun? Justin niye durdun? Neden durdun ki orada? Dümdüz adamın arkasına doğru falan baktı böyle. Ne yapıyor diye. 3-1 yapıyorlar 90+1'de. Sıkıntı yok. Zaten averajımız çok yüksek. Aşırı yüksek. Bak şurada. Kendi kendine yavaşladı. Hani yavaşlamasa beraber koşsalar belki de bir kayıp mayıp alabilirdi de. Artık çok geç. Scarlett'in golü. 3-1. 90+2 zaten burada artık. Son dakikalar. Uy, Ali müthiş geçti. Ali'den bir şalım daha. Ali. Götürdü bıraktı Best'e doğru. Hocam bitirmezsen güzel olur. Hocam. Tamam bitir bitir. Bitir geçemedik. Akanji varmış ya. İyi stoper olduğu için engelleyebildi. 3-1 kendi evimizde gayet hani sonradan açılmamıza rağmen rahat bir galibiyet alıyoruz. Brandon Rodgers'ı da tebrik ettik orada. Hadi bakalım. Tottenham ne yaptı? Tottenham. Ne yaptın lan? Var mı? 30. dakika. 30. dakikada 1-1 berabere kalıyorlar. Everton'la. Hadi lan Everton. Lampard. Yap bir şeyler be. Yen şu Tottenham'ı lan. Calvert-Lewin 2 ay yokmuş. Zaten kiralık dönemin sonuna geliyorduk dediğim gibi. O biraz da böyle Liverpool'un işi artık. Yenmiş değil mi? Göremedim. 88 olmuşlar. Yenmişler ya. Son maça kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Trincao'yu falan mı alsak buraya? Ne yapsak? Guerrero var. Sol bekimiz var mı? Var. Sol bek var. Jota var. Vinagre. Pedro Neto gel. Kaleci yerine Pedro Neto almış oğlum. Rafael Leao var zaten de. Dünya Kupası'na gideceğiz ya. Aday kadromuzu şey yaptık. Çağırdık oyuncuları. Milli takıma. Chelsea maçı ve son maç. Tottenham yenerse şampiyon. Bir dakika. Fatih Aksoy olmaz. Dur dur dur. Nerede o? Fatih Aksoy. Gitmiyorsun hiçbir yere. Al takımı yükselt. Tamam. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bir tane de kalecimiz var orada. Potansiyelli. Onu da yeri geldiğinde kullanırız belki. Hani yedek olarak. Yavaştan gelişsin oyuncular. Şimdi. Hocam bir süredir bunun hayalini kuruyordum falan diyor. Genç oyuncuları çıkarttık ya. Tottenham. Oynayacak mı oynamayacak mı? Aynı anda oynuyoruz Tottenham'la. 3 puan fark var. Kim şampiyon olacak? Beraberlik alırsa ağır yetmiyor. Başka başka başka. Fatih Aksoy burada. Güzel özellikler hiç fena değil bu oyuncuların ya. İbrahim nasılmış? İbrahim de fena değil. Dribbling'i gayet güzel. 65. Bayağı gelişecekler. Şimdi Ricky ile başlayalım istedik. İkinci yarı tekrardan Ali'yi sokarız oyuna. Deplasmana gidiyoruz. Bu sefer şöyle formalarımızı değiştirelim. Hadi bakalım başlayalım. Kadroları gayet güzel. Bu maç için değiştir. Zaten değiştirmiştik ama. Yine de öyle bir şeyler söyledi. Rezervi mi koyduk? Yo tamam. Normal yapmıştık ya. Niye öyle dedi ki? Premier Lig'in bu sezonki son maçında rakibimiz Chelsea Stamford Bridge'e geldik. Son maçımızda. Eğer galibiyet alsak da yetmeyebilir. Çünkü Tottenham'ın takılması gerekiyor. Takılması da yeterli değil. Berabere kalması hiç yeterli değil. Yenilmeleri lazım. Yenilirler mi? Biraz zor. Yani şampiyonluğu kaybedebiliriz ama yine de elimizden geleni yapalım. Son düdüğe kadar yenmeye odaklanalım. 3 puan almaya çalışalım. Kaptan Franco takıma bir şeyler söylüyor. Motive ediyor onları. Hadi bakalım ya. Son maçımız bu. Bundan sonra da Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi mücadelemiz olacak. 2 kupa birden kaybetmeyelim be. En azından Atletico maçını kazanalım. Rakibin kadrosu burada. Rüdiger, Kante, Havertz. Abraham, Mason, Mount, Hudson-Odoi. 5-2-3 oynuyorlar. Üçlü stoper. Geçmemiz biraz zor da olabilir ama aslında bir yandan da iyi olabilir. Çünkü kenarları açılacak olabilirler. Ki açılıyorlar galiba. Aynen. Ortada tek stoper kalıyor şu anda. Dur bakayım lan. Abraham'a geçit yok. Kapat orayı. Kapat orayı. Maç onlar başladılar. Çok ileri açılıyorlar. Aşırı ileri açılıyorlar. Bunu ödetmemiz lazım. Franco. Franco aldı topu şimdi. Bırak aşağıya. Hop. David Deden Rıdvan. Rıdvan çok geldin. Çok gittin. Reece James. James de şey bu arada sağ bek. Franco kazandı.
Şimdi Best orada. Best'ten. Cardenas mı? Anne Cardenas'ı. Aa, kim almış oyuna? Ya oyun. Ya oyun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Değiştir oğlum şunu. Cardenas ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gitmiş Cardenas sokmuş oyuna. Ulan boşuna mı aldık Ricky oyuna? Çıldıracağım. Bir oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmış olduk. Calvert-Lewin'i rezervlere aldık. Kadro dışına bıraktık. Ricky oraya çekmiştik. Ona rağmen gitmiş Cardenas'ı buraya almış. Ricky'nin yerine. Buraya kaleci falan koymuş. Devam abi. Oyun durunca değişiklik olacak. N'Golo Kante. Rıdvan. Hiç risk yok. Hemen dışarı attı. Taş değil mi? Korner mi? Kornermiş. Rıdvan kapat orayı. Tottenham. Lan City'ymiş o. City yeniliyor. Hayda, Örsün'den mükemmel kurtarış. Oha, bize geldikten sonraki en iyi kurtarışı bu. Havertz'in kafa vuruşu. Tak. Üf, çok fena kurtarış bu arada. Çok sert geliyordu, çok düzgün geliyordu. Mükemmel refleks. Hay dersin, hay dersin. Takım, kendinize gelin. Ricky girdi oyuna. David'le koş bakayım. Şimdi bırak. Vinicius. Götür lan. Götür lan. Çaprazlama koşu. Bırak şimdi. Ricky J. Jones. Yeni girdin. Zaten herkes yeni girdi de. Ricky J. Jones. Hadi be Kepa. Hudson Odoi. Es kapatıyor burayı. Şuraya verecek. Tamam. Çok güzel sezdik orayı takımca. Çek oğlum. Süpersin. Bıraktın oraya. Şimdi İbrahim. İbrahim'den pas geldi. Blanco. Yardır Blanco. Yardır Blanco. Şimdi bırak Ricky'ye doğru ama aradan düşündü. Geçmiyor top. Kepa. Ah Ricky. Ne oldu ya? Penaltı. Penaltı kazandık. Bir dakika. Ne oldu lan? Ben Ricky'nin eline çarptı sandım. Nunez'in eline çarpmış. Oo, daha burada çarpmış. Ben adam vurduktan sonra Ricky'nin eline çarptı da o yüzden durdurdular sandım. Çoktan çarpmış. Hemen şöyle bir beste kullandıralım çünkü gol kralı olsun. 25 golü var. 26. yatmak için geldi. Penaltıyı sol tarafa doğru kullanıyor. Penaltıyı ters köşeye kullandı ve golü buluyoruz burada. 1-0 ön geçtik Chelsea karşısında son maçımızda. Best'in 26. golü. Tottenham'ın ne yaptığı belli değil. Şu an büyük ihtimalle ya 0-0'dır ya da bildirim çıkmamıştır. Hadi abi. Hadi be Tottenham. Son maçta bir mağlubiyet be. Newcastle, hadi senden bir gol be. David de kazandı şimdi. Götürüyor David de. Çapraz koşu var. Ricky önünü açtı. Ricky önünü çok güzel açtı. David'e götür. Vur şimdi. Çok beleş bir gol. Çok güzel bir gol. Takımca çalışılmış. Önünü çok güzel boşalttılar. 2-0 yapıyoruz. Maçı biraz daha böyle garanti altına aldık. Dakika 32'de golü bulduk. Hemen koşup Zigobi'ye sarılıyor David de. Tüm takım orada. Beste geldi. Artık tabii anlaşmazlık falan yok. Tüm takım beraber. Ricky'nin çapraz koşuları. Hop. David'in önünü boşalttı. Oradan da golü bulduk. Tottenham sendeyiz be. Conte. Bir mağlubiyet. Bir elleri ayaklarına dolaşsa. Beraberlik yeterli olmayacak ya. Beraberlik yeterli olsa var ya. Hani en azından diyeceğiz belki beraberlik olur falan. Mağlubiyet alması çok zor Tottenham'ın. Haber yok. Birazdan göreceğiz ilk yarı bittiğinde. Durumlar ne diye. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Ayağından kaçırdı. Taş bizim. Haber yoktu mu hala? Haber gel sandım ha. Bildirim değilmiş. Şimdi Vinicius. Vinicius. Çok şık hareketler. Hop David'den pas şimdi bir daha Vinicius. Ne oluyor lan? Biraz değişik hamleler ya, bırak artık. Çok geç kaldı. Bu arada Rüdiger de Real'e gitti. Şu an Chelsea de burada. Aha. İbrahim girdi araya. 45+1. Şimdi güzel gelmeye çalışıyorduk ama yeterli değil. İki bu sefer çapraz koştu ama yanlış oldu. Aha. Hadi Tottenham. Ne yaptın? Ne yaptın Tottenham? Nerede lan? Oğlum aşağı niye yemiyor bu? 1-1. Bu şekilde biterse 1 puan farkla Tottenham şampiyon olacak. Böyle bitmesin be. Newcastle, yapın bir şeyler be. Hadi be takım.
Eskiden beri size karşı oynuyoruz. Bir güzellik yapın bize be. La oraya değil. Yanlış yer aktardı. Alamadık. Sonraki maçımız Atletico Madrid'le. Şampiyonlar Ligi finali olacak. James burada. Ersin. Çok rahat. Şöyle bırak. Biraz kötü oldu ama neyse. Çıkıyoruz. Justin. Kim Joseph Best? Best. Hızını konuştur. Aç oğlum ayağından. Çok güzel. Hemen Ricky'ye doğru. Biraz yavaş kaldı o top. Ricky vuramadı. Bizde kalır o top. Ante kısa boyuna rağmen indirdi ama yine bizde değil. Bu arada Trent olmazsa Rhys James gayet uygun bence. Ay, uy Ersin karşı karşıya çıkarttı. İşte bu. O da son maçlara doğru açıldı. Hayda hocam. Kötü kaydı. Hiç gerek yok. Kante. Yani son maçta hiç oyuncu sakatlanmasına gerek yok. Çünkü 3-4 gün sonra ya da 5 gün sonra falan maçımız var. Aman. Ulan hala haber yok ya. Hadi be Newcastle. Bastır şu Tottenham'a karşı. Lan rövaşata yiyorduk. Rövaşata yiyorduk. Koş Blanco. Yardır. Koş koş koş. İçeride kimse yok. Verebileceği kimse yok. Oy hocam kırmızı kart bu. Çok kötü kaydı. Sarı kart mı? Sanki bayağı kötü kaymıştı da. Neyse. Bunlar sakatlamayı oynuyorlar bu arada ha. Tam maçımız var falan dedik. Aksine sakatlanacağız şimdi. İki. Çok kötü vuruş. Out. Bırak şöyle. Hop ta yukarı. Ricky. Ricky çevirdi. Vinicius geçti. Aa o tarafa. Ulan ters tarafa gitti ya. Şurayı kapat. Tamam gol yersek yiyelim ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Geç hemen. Geç hemen son 5 dakika kaldı. Şöyle bir gol bulsan Newcastle. Bir şekilde. Nasıl olur? Gözüm sürekli sağ üstte de. Ya şu an maçı falan bıraktım aslında. Son 3-5 dakika bir şey kaldı. Maç çok umurumuzda değil şu an. Haber geldi. Göremedik ya. Oyun durdu. Oğlum. Ne haberi geldiğini göremedik ki. Kendi kendine gitti. Blanco buradan. Kandırdı verdi. Ricky kaldırıyor. Blanco'dan kafa vuruşu gelir mi? Ricky indir. Oha. Sen indir Franco. Ters vuruş. David de. Şimdi Blanco. Blanco. Çekti. Götürmeye çalışıyor ama zaten süre yok. Yani o yüzden sıkıntı yok. Beste doğru değil. İçeri doğru. Vinicius falan filan. Çok kalabalık içerisi. Beşli defans oynadıkları için. Maç bitiyor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bir sevinç vardı sanki bizimkilerde ama. Yok. Olamadık galiba ya. Gidiyorlar çünkü. Seviniyoruz ama şampiyonluk gelmedi. Ya yendiler ya berabere kaldı Tottenham. O yüzden maalesef şampiyonluğu kaybediyoruz. İkinci olarak tamamladık ligi, sezonu. Soyunma odasına doğru gidiyor oyuncular. Bakalım kaç kaç bitmiş. İlerle. Maç sonu röportajı bakıyoruz. Aşağıda. Ne? Olduk. Olduk olmamız lazım. Bir dakika olmuş olmamız lazım. Lan Newcastle gelmiş Tottenham'ı. Nasıl olamadık? Niye sevinmedik? Ya ne diyorsun? Oğlum biz maçı kazanmadık mı lan? Tamam 2-1 kazandık işte. Abi Tottenham yenilmiş. Ya niye kimse şampiyonla konuşmuyor? Lan hakkımızı mı yediniz lan? Alo. Abi. Şu an olmuş olmamız gerekiyor çünkü averajda öndeydik biz. Bir dakika. Hadi lan. Olduk. Aynı puanda averaj farkıyla şampiyon olduk. Ya niye kupa kaldırmadık ki? Herhalde acaba daha maç bitmemiş miydi Tottenham maçı? O yüzden olabilir ama şampiyon oluyoruz. İki sezon üst üste şampiyon olduk ama bu sezon çok kritikti. Çok stresli, çok zorluydu. Özellikle son maça kadar geldik. Tottenham son maçta şampiyonluğu kaptırdı.
Kendi evlerinde Newcastle United'a 2-1 mağlubiyet aldılar. 88-88. Uf, ulan var ya. Bir an kaybettik sandım çünkü kupa falan kaldırmadık ya. Ulan Tottenham. 2 sene üst üste şampiyonluk kaptırdılar. 2-1 kaybetmişler. Neyse bir tane kupamızı aldık. Güzel. Bir kupayı kazanmış olduk. Şimdi önümüzde ikinci kupa var. Oy, para ödülüne bak. 180 milyon euro. Uf, uf, uf. Atletico'nun kadrosu çok güzel ama tek maç her şey olabilir. Hemen şuradan kadroyu değiştirelim. Kadroyu biliyorsunuz zaten. Sıkıntılı. İbrahim Öztürk'ü buraya aldık. İkinci yarı belki bir sanmıyorum ama hani değişiklik olabilir diye. Oyuncu değiştirmemize hiç gerek yok. Yani değiştirirsek Ali'yi değiştiririz. Ricky'nin yerine sokup Ricky'yi David'in yerine alırız belki. İşler kötü giderse diye. Onun haricinde çok da alternatifimiz de yok. Hep 70'lik oyuncular var. Hemen basın toplantısına gidelim. Yalnız Premier Ligi ucu ucuna kazandık. Takıma biraz daha iyileştirme lazım. Bu şekilde çünkü her sezon aşırı stresli geçer. Biraz daha rahat kazanalım. Kulüp camiasındaki herkes işte Premier Lig şampiyonu olduğunuz için sevinçli falan filan diyordu galiba. Tam sonradan okumaya başladım. Oyuncularınız çifte şampiyonluğa ulaşacak mı? Oyuncuların bu işi bitirecektir. Tüm sezon boyunca harika oynadı. Bence kulüpteki herkes onlarla gurur duyabilir. Ancak soyunma odamızdaki atmosfere bakarsak oyuncular bunu istiyor. Kazanmak istiyorlar. Güçlü bir takım olan Atletico Madrid'e karşı oynayacaksınız. Buraya gelmek için çok çalıştık. Özellikle City maçı çok güzeldi. Eşleşmesi. Kadroları çok önemli. Bakmıştık. Bakalım nasıl? Osimhen artı Joao Felix. Luis Diaz. Diop. Gravenberch. Milinkovic-Savic. Lamar. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Lacroix falan herhalde bir şey. Gomez var. Joe Gomez. Christensen ve Oblak. Çok güzel kadroları var. Paris'te oynanıyor galiba. Aynen. Paris'te Prince falan öyle bir şey. Fransa'ya gidiyoruz. Takım. Buraya kadar getirdik. Şampiyonlar Ligi finaline kadar geldik. Premier Ligi ucu ucuna kazandık. Bu saatten sonra tek maç kalmışken bunu kaptırmayalım. Ama kaptırırsanız da canınız sağ olsun be. Kaybederseniz de en azından buraya kadar getirmiştik. Bu formalarını giymiş olsunlar. İç saha formalarını. Biz de onu giydik. En azından savaşarak geldik ya. Özellikle site eşleşmesini geçmek çok zordu. Oraya geçtikten sonra benim için yeterliydi. Hani Şampiyonlar Ligi ama kupayı kaldırmak da ayrı bir şey. Bu kadroyla başlayalım bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı para ödülü birikti. Hani gruptan çıkınca falan sürekli para veriyor ya. Onlar önümüzdeki sezon gelecekler. Onlar gelince tabii çok daha iyi olacak. Şeyden dolayı. Normal lig parasıyla birleşecekler. Yanlış düşünmüyorsam bir 150-200 milyon euro gelir. Kulüp de cebine atıyor ya. Yani biz çaktırmıyoruz. Bizim de kazanmamız lazım, o kadar boş değil. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Oyuncularımız ısınmadalar. Paris'in stadyumuna geldik. Fransa'ya geldik. Diğer tarafta Joao Felix. Joe Gomez var. Bunlar kim çok bilmiyorum onların kim olduğunu. Haydi abi. Paris'in stadyumuna geldik. Bir taraf Atletico Madrid'li taraftarlar, diğer tarafta Dream Destroyers'li taraftarlar birleştiler. Daha doğrusu ayrı ayrı duruyorlar. Hadi bakalım ya. Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takım ellerinde yükselecek, kaldıracak? Birazdan bunu göreceğiz. Vay 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 vay. Of. Sarılı siyahlı forma. Daha doğrusu renkler kupaya çok yakışıyor. Penaltılarda Barcelona'ya geçmişler. Chelsea'ye geçmişler. Ve Monaco'yu geçmişler. Biz Inter, City öncesini tam göremedim. City maçı çok zordu özellikle. Hadi bakalım. Şu müziği bir dinleyelim. Sonuna kadar. Oblak çok iyi kaleci. Gösterin gösterin. Bizi gösterin.
Artık kısabiliriz tabii. Ve Şampiyonlar Ligi kupası burada. Finalde bakalım kupa kimin, kaptan hangi kaptanın ellerinde yükselecek? Franco'nun mu yoksa diğer tarafta kaptan kim bilmiyorum. Onun ellerinde mi? Birazdan belli olacak bu maçtan sonra. Ricky, Vinicius, Best, David de Blanco, Sangare, Rıdvan, Franco, Che, Ayala ve Ersin. İlk 11 ile birlikte sahaya çıkıyoruz. Onların ilk 11 bu şekilde. Diego Simeone, teknik direktörleri. Renan Lodi, Gabriel Jesus, Verratti. Yedekleri. Oblak'a geçmek çok zor olacak bu arada. Üçlü stoper oynuyorlar. Bu arada üçlü stoper oynuyorsalar kanatlardan güzel gelebiliriz ha. Stoperler ortaya, ya da şöyle bir şey var. O üçlü stoper kenarlara açılacağı için ortada tek kişi kalacaktır. Her türlü bence üçlüye karşı daha iyi oynarız ve maça João Félix'in vuruşuyla Atletico başladı. Şampiyonlar Ligi finalinde bakalım hangi takım kupayı kaldıracak. Hadi be takım, buraya kadar getirdik, bırakmayalım. Lomar. Baskımız var. Milinkovic-Savic. Aç presi. Presli başlayalım. Osimhen. Gravenberç. Presi açtık. İşte bu kadar. Pres yaptık, kazandık. Şimdi gidiyoruz. Vinicius yardır. Vinicius gidemedi. Best çok arkada. Best çok arkada. Gidemiyoruz. Vinicius. Kanat değiştirdi. Verdi geriye. Bir pas daha Best'ten. Pas geldi. Süper geliyoruz bu arada. Hadi be. Blanco geçiremedi topu. Aman dikkat. Aman dikkat. Kapat şurayı. Kapat şurayı. Justin Che. Justin Che. Olmadı. Uzaklardan bir vuruş. Ersin kurtardı ve... Korner mi? Hayır, geri döndüler. Uy, Ersin'den iki tane üst üste kurtarış. Çok heyecanlı başladı maç. Bir o kale, bir bu kale. Fena başladık. Gravenberch'in vuruşu. Çok sert yolladı. Ersin'den güzel kurtarış. Korner. Hadi kaptırmayalım. Kaptırmayalım. Gol yemeyelim. Gol yememek çok da önemli. Sakin, sakin. Çok sakin çıkalım. Franco çok açılma. Bırak. Çok iyi bıraktın. Best. Best götür. Şimdi bırak ileri doğru da. David de çok hani gelene kadar bayağı zaman geçti. O yüzden kaptırdık. Geriden savun. Geriden savun. Franco işte bu kadar. İşte bu kadar kaptan. Ayala. Best neredesin? Buradasın. Ayala kendi gidiyor. Şimdi nereye verebilir? Nereye verebilir? Çekti. Bıraktı. Beste geçmedi top. Yapma be. İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz şu ana kadar. Oynattırmıyorlar. Yani o verkaçları yapamadık. Ama biraz daha sakin deneyebiliriz onları ya. Şu an bir heyecanla başladık da. Aman dikkat. İçeri geç. Sen bırak orayı. Kapat. Justin. Justin yapma. Hayır. Şut gelecek. Hocam penaltı yok. Penaltı yok hocam ya. Dümdüz engelledi işte. Nasıl penaltı? Rakibin şutu Rıdvan'ın eline çarpmış. Hocam böyle bir şey yok bu arada. Bu nasıl penaltı olabilir ya? Hadi Ersin. Hadi Ersin, kurtar bunu. Hadi Ersin. Sendeyiz oğlum. Sendeyiz. Milyonlar sana bakıyor şu an. Victor Osimhen vurdu. Direkten döndü ama Ersin biliyordu. Dönen topu João Félix atıyor. Penaltıyı kurtardık ama dönüşünde golü yedik. Daha doğrusu direkten döndü de işte önünde kaldı. En azından köşeye doğru bildik. Şurada. Ulan yapma ya. Hocam bir VAR'dan baksak içeride miydi acaba önceden? Bir kontrol etsek. Hani erkenden girmişse falan. Olmuyor mu? Dik golü be. Devam. 1-0. Penaltıdan yediğimiz golle birlikte, daha doğrusu penaltı dönüşünden, direkten dönen toptan yediğimiz golle birlikte 1-0 geri düştük. Hocam kart bile mi yok? Al bile yokmuş. Şöyle bir kırmızı kart falan bekliyordum da. Osimhen. Ay. Oğlum çok fena ucuz yırttık. Yardır. Götür. Vinicius terse koş abi. Heh, o tarafa koş ya. Nereye koşuyorsun? Bırak şöyle. Çok iyi geldik. Antonio Blanco. Olmadı. Bizde. İbrahim. İbrahim Sangare. El yok mu? Yokmuş. Onlar olunca çarpmıyor tabii. Bizde olunca çarpıyor. Bırak.
Ricky. Ricky terse koştun ama yapma işte şunu. Bizde o top. Justin Çe'ye. Şimdi bırakıyor. Nereye? Lan nereye? Önünde ayalı var. Bomboş. Hayır. Hayır. Şunun yüzünden gol yemeyelim be. Bomboş gitti, nereye bıraktı? Oyuncular çok heyecanlı. Saçma sapan pas hataları yapıyoruz. Ersin'den çok kritik kurtarış. Az kalsın iki atıyorlardı. Bir tane daha korner. Bırak. Atletico şu ana kadar çok agresif oynuyor. Çok istiyorlar kupayı. Ama şu an için çok sıkıntı yok ya. Bir gol yedik. Artı bir. Çabuk. Çabuk ulan. Best'e doğru. Jose Best. Hocam ayak geldi ama yok mu bir şey? Bitti ilk yarı. Ofansif bekleri açtık. Şu şeyi kapatalım. İleri yüklenmeyi. Sadece beklerimiz çıksın ileri. Rıdvan. David de. Çıkartmadık henüz. Şimdi pasını verdi. Rıdvan. Rıdvan götürdü. Bıraktı ileri doğru. Ricky J. Jones. Ricky. Aşağıya. Ha. Oğlum oraya değil. Nereye bırakıyorsun? Aman dikkat. Lamar. Ya Felix. Felix'e bir müdahale. Justin çok açtı ayağından. Hayır. Felix bomboş geliyor şimdi. Joe Felix. Ersin kurtardı. Şimdi Justin. Atamayan atarlar. Koşu lan. Hayır hayır. Bırak şöyle. Aşağı. Offside yok. Vinicius geçti. David demiş o. Tuttu. Çok iyi. Çok iyi geldik. Vinicius. İçerisi kapalı. İçerisi kapalı. Ne yapacağız? Şöyle verelim. Pes bırakamadı. Ya. Geçmiyor top bir türlü. Aha. Aha. Ay Allah. Lan dışarı attı. Yapma. İşte sağ bek. Çok önemli. Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığımız gole bak. Dünya starı sağ bek lazım. Dakika 55 oldu. Oyun durduktan sonra hemen değişiklik yapalım. İndiremedik. Diop. Baskı var. Bizde o top. Çıktı mı? Evet çıkıyor. Out mu peki? Kornermiş bir de. Ulan niye bırakıyorsunuz yolu? Belki yetişirdiniz oraya. Yeme yeme. Ay Allah, çizgiden müdahale ulan. Tam laf attık adama gol atamadı diye. Çizgiden çıkarttı. Neyse tam bir şey demedik. Çıkamıyoruz ileri. Gol lazım takım. En kötü uzatmalara falan götürelim. Hayır. Çıktı hocam. Nasıl tuttu onu? Ulan nasıl tuttu onu? Adam çizgiden ne biçim müdahale yaptı? Ersin bu maçta yıldızlaştı bu arada. Rıdvan. Uzaklaştır. Hadi bir gol takım. Hadi takım, hadi takım. Bir gol. Biz daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisi olabilir. Penaltı falan yok. Güzel. Çok iyi bu arada. Aşağı gördü. Bir daha David de. Şimdi Best'in koşusu vardı. Ayala'ya gitti o top. O pek olmadı. Best'e verecekti onu ya. Çok kötü geldi o top. Aradan. Aha. Aha. Hayır hayır. Kapat şurayı. Evveller ileri verdiler. Önünden geçti. Aman kaçırma. Oyun durmuyor ki. Oyuncu değiştiremiyoruz şu an. Offside yok mu? Yokmuş. Yan Koto. O kim lan? Arka tarafa doğru Ersin. Çok rahat. Oyun hala durmadı. Oyuncu değişikliği yapamıyoruz şu anda. Jose Best. Akarsın lan. Akarsın oğlum. Yardır. Yardır Best. Yardır. Güzel bir geri dönüş yapmış ol. Ulan yap ortanı. Aha. David de vuramadı. Christensen. Kafa vuruşu gelmiyor. Şimdi bizimkiler de. Hocam faul bekliyordu orada. Oyuncumuz. Bir şey yok mu? Rıdvan. Güzel müdahale taş onların ama hemen. Hemen çok hızlı değişiklik. David de çok yorgun. Yorgun. Yürgen. Aha. Hocam. Ya hiç yakışmıyor bu arada ya. Böyle bir şey yapılmaz burada. Kart yok mu? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Aa. Ha varmış, tamam. Şükür. Şükür bir sarı kart gördük.
Yani görüttürdük rakibe bir vuruş. Var ya, çok güzel gol atıyor sandım. Üstümüzden geçti. Daha Felix geliyorlar. Son dakikalar. Hadi be. Luis Diaz. Takım pres açın. Lütfen takım. Takım hadi. Bir şeyler yapın lan. Rıdvan yap müdahaleyi. Çok güzelsin Rıdvan. Ya oğlum niye çıkmıyorsunuz ileri? Çok dağınık oynuyorsunuz. Aşırı dağınıklık var takımda. Yok abi, geçmiş olsun. Yapacak hiçbir şey yok, geçmiş olsun ya. Ersin çok yıldızlaştı bu maç ama. Ersin çok yıldızlaştı ama işte. Gol yok, takım aşırı dağınık. Çok ters geldiler. Hadi be. O da olmadı. Yine korner mi? Çıkana kadar maç bitecek. Çıkana kadar maç bitecek Best. Sen de izlerken Best önüne alana kadar. Dünya zaman geçti. Franco. İbrahim bırakıyor. Ali Akman götürmeye çalıştı. Şimdi Best'e doğru, o da geçmiyor. Geçmiş olsun. 1-0 kaybettik. Bakalım. Maalesef kaybediyoruz. Beklediğim şey olmadı. Ben ligi kaybedip, hani çok puan farkı vardı ya, ligi kaybedip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. Hiç kupa almama ihtimalimiz de vardı ama maalesef burada penaltıdan yediğimiz golle, saçma sapan penaltıdan yediğimiz golle birlikte maçı kaybediyoruz. Tam final maçı oldu bu arada. Hani böyle çok golsüz. Top bir orada bir burada. Kimse ne yaptığını bilmiyor falan. Bir penaltıdan yedik golü. Evet. Atletico Madrid kupayı kaldırıyor. Yapacak bir şey yok ya. Buraya kadar geldik. Bu da bir şeydir. Maalesef kupayı avucumuzun içinden kaçırdık. Ama işte tek maç olduğu için böyle şeyler yaşanabiliyor. Hani revanşı olsaydı belki daha farklı olabilirdi ama kupa maçları böyle. İyi hazırlanmak lazım. Takımda birkaç oyuncu daha getirmek gerekiyor. Özellikle mesela bir kere çaprazdan gelmiştik. Onu atabilseydik belki de çok farklı yerlere gidecekti. Şampiyon, Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2025-2026 sezonunda Atletico Madrid. Paris'te kaldırdılar kupayı. Ulan be, ucundan kaçırdık. Olsun. Önümüzdeki sezon takımımız çok daha iyi hale gelecektir. O zaman çok daha güçlü bir şekilde kupanın bir numaralı favorisi oluruz. Şampiyonlar Ligi kupasıyla şöyle bir fotoğraf. Atletico Madrid'de oyunculardan 1-0 kaybettik. Topa sahip olmamız yüksek. 17 şutları var bu arada. Ersin çok güzel oynadı bu maçta. Bence reytingi çok yüksektir. Bir gol yemesine rağmen. 10 rating almış maçın oyuncusu. Ersin. Üf. Yani finale damga vurdu. O derece. Finale harbiden damga vurdu. Kaç şey çıkartmış? Bir dakika. 17 tane şutun 11'ini, daha doğrusu 11 tane şut kaleyi bulmuş. Sadece bir gol yedi. Geri kalanın hepsini kurtarmış. Maçın oyuncusu Ersin. Şimdi önümüzdeki sezon bize bir tane kaleci. Dünya starı. Her ne kadar Ersin böyle oynamış olsa da maç maçı tutmuyor tabii ki. Bize yine de bir dünya starı kaleci lazım. Oblak gibi mesela. Çok yüksek reytingde olması lazım. Bir tane sağ bek. Aslında sol bek de lazım. Hani böyle yine dünya starı aynı şekilde. Stoperlerimizden yana sıkıntı yok. 90'lar reytingli. Yine de güçlü bir takımız. Az farkla kaybettik. İlk yarıda attığı golle maçı kazandı Tottenham diyorum. Atletico Madrid. Takımınız neden karşılık veremedi? Çünkü günümüzde değildik ya. Finaller böyle olabilir. David de daha fazla oynasaydı bu maçı etki edebilir miydi? Yok. Takım genel olarak çok aşırı kopuk oynadı. Attığımız paslar geçmedi. Şimdi bir dakika. Hemen şuradan birkaç para geldiğine bakalım. 15 milyon euro gelmiş ama sadece finalden bu para. Hani yarı finalden, çeyrek finalden, son 16'dan ve gruplardan çıktıkça sürekli para geliyor. Hepsi birleştiği zaman da bayağı bir para ödülü gelmiş oluyor tabii ki. Şimdi Dünya Kupası var. Bunu bir sonraki bölüm yaparız. Dünya Kupası. Bir dakika dur. Şeye bakmadık. Sezon bittikten sonra hemen şuradan asist liderine, gol kralına bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı 10 golle Ansu Fati olmuş. Bizden kimse var mı? Havertz'in 8 gol. Vinicius asist kralı olmuş. Blanco da aynı şekilde hemen arkasından geliyor. Havertz'in 3 asisti var.
Atletico Madrid'den Oblak gol yemeyen maçta lider. Premier Lig'de 26 golle birlikte gol kralı Josep Est. Phil Foden 22, Neto 22, Vinicius 21 gol. Takımımızda iki tane kanat oyuncumuz çok fazla gole katkı verdi. Asist kralı Blanco ile Best eşdeğer. Ama Best sanki birinci olması lazım. Ya yani 37 maçta 12 asist yaptığı için. Blanco'yu gösteriyorlar. O zaman birinci Blanco'dur. Ama takımımızda tabii çok fazla gol olduğu için bizim oyuncular çok fazla burada. 5 oyuncumuz var. Bu listede 15'e kadar. Gol yemeyen maçta Emiliano Martinez 10 gol. Daha doğrusu 10 maçları gol yememiş. Alisson Becker. Bizden kimse var mı? Ersin var 3 maç. Şey vardı ya. Gorter vardı bir de. Gitti ya. O yüzden yok. Evet, bu şekilde. İstatistikler böyleydi. Bir sonraki bölümde Portekiz'le oynayacağız. Dünya Kupası'na tabii ki yükselmek istiyoruz. Ellerimizde bir yükselirse o da çok güzel olur. Portekiz'in kadrosu da gayet kaliteli. Ona da şöyle bir bakalım. Göstereyim. Ha, gelmiş zaten. João Félix de az önce rakip olduğumuz Félix de burada oynayacağız. Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Gonçalves, Palhinha, Cancelo, Ruben Dias, Duarte, Dalot ve Maximiano olacak. Bu kadroyla birlikte Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp özellikle kanal abone sevinirim. Bir sonraki sezonda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani lig olarak ama şimdi Dünya Kupası'ndan devam edeceğiz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.